Merhaba değerli arkadaşlar, fen ve fizik günlüklerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz TYT fizik konusu olacak. Bugün lambaların ışık vermesi ve parlaklığını inceleyeceğiz. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Lambaların ışık vermesi ve parlaklığı. Lamba üzerinden akım geçtiği sürece ışık verecektir. Lambanın üzerinden akım geçebilmesi için devre tamamlanmalıdır. Lamba kısa devre olmamalıdır. Bunlara çok çok dikkat etmek gerekir. Lambaların parlaklığına baktığımız zaman özdeş olmayan lambaların parlaklığı lambanın gücüyle orantılıdır. Potansiyeli V akımı I direnci R olan lambanın parlaklığı P eşittir V çarpı I ya da I kare çarpı R ya da V kare bölü R bağıntısıyla bulunur. Değerli arkadaşlar, biz burada lambanın gücünü bulacağız. Yani lambanın parlaklığı demek lambanın gücü demek. Özdeş lambaların parlaklığı. Özdeş lambalarda kıyaslama yapılırken üzerinden geçen akıma ya da potansiyele bakmak yeterlidir. Akımı ya da potansiyeli büyük olan lamba daha parlak yanacaktır. Bunlara çok çok dikkat edelim. Yine burada bir sorumuz var değerli arkadaşlar. Lambalarla oluşturulan şekildeki elektrik devresinde tüm lambaların ışık verebilmesi için hangi anahtarla kapatılmalıdır? Özellikle yeni nesil sorularda bu tür sorular çok karşımıza geliyor. Bunlara çok çok dikkat etmek gerekir. Şimdi bütün lambaların ışık verebilmesi için ne yapmam lazım? Öncelikle değerli arkadaşlar, kayı kapatmam lazım kesinlikle. Çünkü buradaki lambanın yanabilmesi için. Daha sonra L'yi de kapatmam lazım, L anahtarını. Çünkü bu lambanın da yanabilmesi lazım. Daha sonra dikkat ettiyseniz değerli arkadaşlar, artı yine devreyi bu şekilde besleyecek. Burada yine artı artı hareket edecek. Daha sonra eksiler buradan geçecek. Yani M anahtarını kapatırsak kısa devre olur. M anahtarını kapatmaya gerek yok. O zaman bütün lambaların ışık verebilmesi için hangi anahtarla kapatılması lazım? K ve L anahtarları yeterlidir. Eğer biz M'yi kapatırsak değerli arkadaşlar, ne olacaktır? Kısa devre olacaktır ve hiçbir tane lamba yanmayacaktır. Buna çok çok dikkat edelim. Peki bir sorumuz daha var, ona bakalım. Özdeş lambalardan oluşan şekildeki elektrik devresinde K anahtarı kapatırsa en çok kaç lamba ışık verebilecektir? Buna göre parantez içinde bir not var. Üreticinin öz direnci önemsizdir. Şimdi kıymetli öğrenciler, burada öyle bir, yani K anahtarı kapatırsa en çok kaç lamba ışık verecektir? Bunu hesaplamamız lazım. Yani K'yı kapattığımız zaman acaba kaç tane lamba yanacaktır? Şimdi devreye baktığımız zaman devre hafiflendirilirse kıymetli öğrenciler, genellikle bu bir eski bir mantıktır. Eski bir yoldur. Biz tek tek devreleri hafiflendirdiğimiz zaman iki lambanın kısa devre olduğunu biz ne yapacağız? Burada göreceğiz. Ama 5 tane lamba ne yapacaktır? Işık verecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, dikkat ettiyseniz örneğin bu kola baktığımız zaman burada ne olacaktır? Artılar devam edecek. Bu şekilde artılar yoluna devam edecek. Daha sonra dikkat ettiyseniz artılar yine buradan devam edecek. Gelecek buraya. O zaman bu lamba ne olacaktır? Kısa devre uğrayacaktır. Yine baktığımız zaman kıymetli öğrenciler, yine buradan bu iki lamba ne olacak? Artı artı olacak. Daha sonra baktığım zaman eksi bu kablodan gelecek. Evet, burada devam edecek. Ama dikkat ettiyseniz eksi bu lamba üzerinden gelecek. Hem bu koldan eksi gelecek. Hem de şu koldan eksi gelecek. Bu lamba da ne olacaktır? Kısa devreye maruz kalacaktır. O zaman sadece kimler yanacak değerli arkadaşlar? Baktığımız zaman sadece 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane ne yapacaktır? Lamba ışık verecektir. Ama 2 tane lambamız da ne olacaktır değerli arkadaşlar? Kısa devreye maruz kalacaktır. En çok 5 lamba yanacaktır. Peki devam edelim. Yine güzel bir sorumuz var. Şekildeki elektrik devresinde KLM anahtarları tek başına kapatıldığında yanan lamba sayıları sırasıyla verilmiş. Buna göre bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi değerli arkadaşlar, bunları tek tek bulmamız lazım. Şimdi tek tek soruya baktığımız zaman şimdi K
K anahtarına baktığım zaman değerli arkadaşlar, yalnız K kapatıldığında hiçbir lamba ışık vermeyecektir. Yani sadece K'yı kapatalım. K'yı kapattığım zaman dikkat ettiyseniz buradaki eksi olan nötr olan yani eksi olan pilin eksi olan kutbu normal şartlarda lambaların diğer ucuna varmayacağı için hiçbir lamba ne olacaktır? Yanmayacaktır. O zaman biz kesinlikle ne K'ya ne diyebiliriz? Sıfır diyebiliriz. Hiçbir lamba yanmayacaktır. Peki ya, L'ye bakalım kıymetli önce. Yani L anahtarına bakalım. Şimdi L'yi kapattığımız zaman ise kıymetli önce L anahtarını kapatırsak peki ne olacak? L'yi kapattığımız zaman dikkat ettiyseniz kıymetli arkadaşlar, eksi buradan yoluna devam edecek. Gelecek şu lambayı yakacak. Daha sonra gelecek bu şekilde devrede ne olacaktır? Dönecektir. Yani K burada açık olduğu için buradaki lambalar ne olacaktır? Yanmayacaktır. Yani o zaman NL. Yani biz L anahtarını kapatırsak sadece bir lamba yanacaktır. Yani şuradaki lamba ne olacaktır? Yanacaktır. Peki M'yi kapatalım. NM diyelim buna. M anahtarına da NM diyelim. Kıymetli arkadaşlar, M'yi kapattığımız zaman dikkat ettiyseniz buradan akım eksi buradan gelecek, bu koldan devam edecek, bu koldan devam edecek, buradan devam edecek, buradan devam edecek ve gelecek artı uca ne yapacaktır? Bu tarafa doğru hareket edecektir. O zaman M ucunu kapatırsak, yani M anahtarını kapattığımız zaman 1, 2, 3. 3 tane lamba ne olacaktır? Yanacaktır. Bunlar arasındaki ilişkiyi bizden istemiş değerli arkadaşlar. O zaman NM büyük olacaktır. Yani M anahtarını kapattığımız zaman 3 tane ampul yanacak. L'yi kapattığımız zaman kıymetli öğrenciler 1 tane ampul yanacak. O zaman K'yı kapatırsak hiç bir tane lamba yanmayacaktır. O zaman doğru cevabımız ne olacak? M, L, K olacak. Doğru cevabımız bu şekilde olacak. Peki 11. sorumuza bakalım. Yine güzel bir soru. Buna benzer sürekli sorular karşımıza gelebiliyor. Lambalarla oluşturulan şekildeki elektrik devresinde tüm lambaların ışık verebilmesi için K, L, M, N, P anahtarlarından hangileri kapatılması lazım? Yani sürekli buna benzer yeni nesil sorularda karşımıza bunlar gelebiliyor. Küçük bir hata yapılırsa kesin soru ne olacaktır? Yanacaktır. Yani diyor ki hangi anahtarlar kapatılmalıdır? Tüm lambaların ışık verebilmesi için hangi anahtarlar kapatılması lazım? Değerli arkadaşlar, o zaman bakarsak tek tek K'yı kesinlikle kapatmamız lazım. Yani şuradan başlayalım. Bu ampulden başlayalım. Şimdi biz buradan başladığımız zaman o zaman anahtar bu şekilde yoluna devam edecek. Şu şekilde gelecek. Sonra bunun üstünden gelecek. Sonra yine devam edecek. P'yi kapatmamız lazım. Tekrar gelecek yoluna devam edecek. Bu şekilde ne olacaktır? Gelecek şu ampule ne olacaktır? Bağlanacak. Yani biz buradan başladık. Ne oldu? Şuraya tekrar geldik. Yani bu şekilde geldik kıymetli öğrenciler. Bu yolu izlediğimiz zaman kabloda o zaman sadece bizim iki anahtarı kapatmamız yeterlidir. Bütün lambaların yanabilmesi için. O da hangi anahtar oluyor? K ile kıymetli arkadaşlar P oluyor. Yani tüm lambanın ışık verebilmesi için K ile P'yi ne yapmalıyız? Kapatmamız lazım. Yani ikisi yeterlidir. Doğru cevabımız K ile P olacaktır. Bu kadar basit. Peki 12. sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Şimdi sorumuza baktığımız zaman yine bir yorum soru değerli arkadaşlar. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Şekildeki elektrik devresinde K lambasının ışık şiddeti işlemlerinden hangileri yapıldığında artar? Demiş acaba hangi işlemler yaparsak K'nın lambasının parlaklığı ne olsun? Artsın. Yani ışık şiddeti artsın. Üreticinin iç direnci önemsizmiş. Şimdi 1'e baktığımız zaman üreticinin potansiyel farkını arttırmak. Değerli arkadaşlar, yani biz bu başlangıçta V'dir. Ben buraya 2V ya da 3V, 4V bir pil yerleştirirsem, yani pilin gücünü, üreticinin gücünü arttırırsam potansiyel farkını, o zaman kesinlikle buradaki lambanın ne olacaktır kıymetli öğrenciler? Işık şiddeti kesinlikle artacaktır. Bir kesinlikle nedir?
Doğrudur. Lambanın direncini arttırmak. Kıymetli öğrenciler, şu an biz lambanın direncini artarsak, direncini arttırdığımız zaman kesinlikle üstünden geçen akım ne olacaktır? Zorlanacaktır. Daha parlak yanmayacaktır. Yani direnci eğer biz küçük tutarsak o zaman daha çok parlak yanması lazım. Yani direnç büyüdüğü zaman kesinlikle parlaklık ne olacak? Azalacaktır. Şimdi örneğin 100 watt evlerimizde kullandığımız lambalar 100 watt'tır. Örneğin 150 watt kullandığımızda şehir elektriği kaçtır? Atıyorum 220 volt olsun. 220 volt da 150 watt'lık bir lambayı yaktığımız zaman biraz daha düşük olacak. Ama çünkü niye 150 watt'lık? Çünkü 150 watt'lık olan lambanın direnci daha büyüktür. Fakat 100 watt'lık lambayı kullandığımız zaman kıymetli öğrenciler 150 watt'a göre ne olacaktır? Direnci biraz daha az olacaktır. Ama 100 watt'lık kullandığımız zaman ampulün ışık şiddeti ne olacaktır? Daha parlak olacaktır. Yani bu yüzden lambanın direncini arttırmak kesinlikle ışık şiddetini ne yapar? Azaltır. 2 olmaz. Peki 3'e bakalım değerli arkadaşlar. Kaya paralel bir lamba daha bağlamak. Değerli arkadaşlar, siz kaya birden fazla lamba da bağlasanız yine ışık şiddeti ne olacaktır? Aynı olacaktır. Yani kanın şiddeti asla değişmeyecek. Yani siz kaya yerine kaya benzer 4 tane, 10 tane, 20 tane de lamba paralel bağlasanız yine ışık şiddeti ne olacaktır? Değişmeyecektir. O zaman 3 de bizim için olmaz. O zaman burada ışık şiddetini arttırmak için gereken en önemli bilgi nedir? Üreticinin potansiyel farkını, yani voltajını ne yapmak lazım? Arttırmak lazım. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? Sadece 1 olacaktır. Bazen bu şekilde yorum sorular karşımıza gelebiliyor değerli arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat edin. Peki yine güzel bir sorumuz daha var. 13. sorumuza bakalım. R2RR dirençli X, Y, Z lambalarıyla oluşturulan elektrik devresinde lambaların ışık şiddeti IX, IY, IZ oluyor. Buna göre bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi biz burada ne yapacağız? Çok dikkatli olmamız lazım. Buna benzer bir soru çözmüştük değerli arkadaşlar. Konu anlatım videolarımızda bulabilirsiniz. Şimdi ben bu üreticinin ürettiği akım 3i olsun diyelim. Sonra bu 3i bu ana kabloda ne yapacak? Devam edecek. Gelecek bu iki kolda ne olacaktır? Paylaşılacaktır. Şimdi buradaki direnç R olduğu için buradaki akım ne olsun? 2i olsun. O zaman buradaki koldaki akım da ne olsun kıymetli öğrenciler? İ olsun. İ 2'yi de ne yapacaktır? Ana koldaki akıma eşit olacaktır. Toplam 3i'ye eşit olacaktır. Peki dikkat ettiyseniz V eşittir İ çarpı R formülümüz vardı, genel formülümüz. Şimdi değerli arkadaşlar, 2i çarpı R ne yapar? 2V yapar. İ çarpı 2R yine ne yapacaktır? 2 volt yapacaktır. Dikkat ettiyseniz bu X ve Y lambaları kıymetli öğrenciler paralel oldukları için bunların gerilimleri kesinlikle ne olacaktır? Potansiyel farkları eşit olmak zorundadır. Gerçekten de nasıl bulduk? Eşit bulduk. Şimdi devam edelim. Bu kol ne olacaktır? 2i. Bir i daha ne yapacaktır? Toplam yine 3i yapacaktır. Z'nin üstünden de ne geçecektir kıymetli öğrenciler? 3 amper geçecektir. Ve bu yüzden biz ne yapacağız? Bunlar arasındaki ilişkiyi kesinlikle tek tek hesaplayacağız. Şimdi burada biz lambaların parlaklığını ne yapmamız lazım? Referans olarak almamız lazım. Çünkü niye? Lambaların parlaklığı kıymetli öğrenciler güç ile doğru orantılıdır. Bir daha söylüyorum, burası çok çok önemli. Lambaların parlaklığı güçle doğru orantılıdır. Yani bizim referans noktamız lambanın parlaklığı olacak. Parlaklık demek güç demek. O zaman tek tek güçlerini hesaplamamız lazım. Şimdi öncelikle IX'e bakalım. IX akımına bakalım. O da ne eşit olacak? PX olsun. Onun gücü de PX olsun. Yani X'in üzerinden geçen akım lambanın parlaklığına eşit olacaktır. O zaman bu da eşittir diyeceğiz. PX, biz gücü nasıl buluyorduk? Yani gücü hemen burada yazalım. P eşittir I kare çarpı R formülüyle buluyorduk kıymetli öğrenciler. O zaman PX'e hemen bakalım. X'in üzerinden, yani hangi akım geçiyor? 2i akımı geçiyor. 2i'nin karesini alacağız. Çarpı direnci nedir? R'dir.
Peki buradan ne gelecek? 4i gelecek. Hemen i'ye bakalım değerli arkadaşlar. O da ne olacak? Gücü p'ye olacak. Hemen p'ye baktığımız zaman değerli arkadaşlar, akım nedir? i. i'nin karesi çarpı direnç nedir? 2r. Buradan da ne gelecek değerli arkadaşlar? 2i gelecek. Hemen iz'e bakalım. Z üzerinden geçen akım parlaklığı eşit olacağı için o zaman gücü eşit olacak. Yani kısaca lambanın parlaklığı gücüyle doğru orantılı olacak değerli arkadaşlar. Burası çok çok önemli. O zaman buna da ne diyeceğiz? PZ diyeceğiz. Baktığımız zaman Z üzerinden 3i amper geçecek. 3i'nin karesi. Direncine baktığım zaman R. Buradan da ne gelecek değerli arkadaşlar? 9i gelecektir. Benden bunların neyini istemiş kıymetli öğrenciler? Akımlarını istemiş. Zaten ben en başta ne buldum? Biz dedik ki lambanın parlaklığı gücüyle ne olacaktır? Doğru orantılı olacaktır. Yani akımı fazla olanın parlaklığı da ne olacaktır? Fazla olacaktır. O zaman x'ler p, yani px'e ne olacaktır? Yani akım güce eşit olmak zorunda burada. Parlaklığı eşit olduğu için. O zaman biz ne yapacağız? Tek tek sıralayacağız. O zaman diyeceğiz ki akım iz büyüktür. Sonra akım ix'e, o da büyüktür. Akım iy olacaktır. Yani doğru cevabımız bu olacaktır değerli arkadaşlar. Yani inşallah anlaşılmıştır. Eğer siz güçle gücü yani lambanın parlaklığının güç ile doğru orantılı bile bilmezseniz bile değerli arkadaşlar, tekrar üstünden geçen akımı da ne yapabilirsiniz? Oradan da tekrar yapabilirsiniz. X'e baktığınız zaman kıymetli öğrenciler akımı 2. Y'ye baktığım zaman i, z'ye baktığım zaman 3i. Yine 3i büyüktür 2i'den, o da i'den olacak. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Peki devam edelim. 14. sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, normal şartlarda konuyu hemen özet bir şekilde anlatıyorum. Formüllerini, bilgilerini hemen hızlı bir şekilde veriyorum. Dikkat ettiyseniz bol soru çözüyoruz konuyla ilgili. Maksat konu pekisin, otursun. Sizler için bu şekilde ayarladım. İnşallah verimli olacaktır. Şimdi 14. soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlar, yine basit bir soru, zor bir soru değil. Sadece dikkat etmek gerekir. Özdeş lamba ve iç direnci önemsenmeyen üreteçler ile oluşturulan elektrik devresinde lamba parlaklığı yine IKI ile IM'dir. Buna göre bunlar arasındaki ilişkiyi istemiş bizden. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Değerli arkadaşlar, burası çok çok önemli. Her bir lambayı ayrı ayrı üreteçleriyle birlikte ne yapacağız? Hesaplayacağız. Şimdi öncelikle ben VK'ya bakmak istiyorum. Yani K potansiyeline bakmak istiyorum. Yani K lambasının üzerinden geçen potansiyel farkına bakalım. Şimdi dikkat ettiğimiz zaman burada bir V gerilim pilimiz var. Yani üreteç V'dir. Burada da bir de 3V var. Artı, eksi, eksi, artı. Dikkat ettiyseniz burada bir ters bağlanmış. Biz ne dedik bundan önceki derslerimizde? Dedik ki eğer birbirine ters bağlanmış üreteçler varsa biz bunların gerilimlerini ne yapıyorduk? Farklarını alarak biz hesaplıyorduk. O zaman işaretler zıt olduğu için kıymetli arkadaşlar eksi eksi, dikkat ettiyseniz. Yani artı eksi artı eksi olsaydı toplayacaktım. Ama artı eksi eksi artı olduğu için buradaki pil ne yapıyor? Kısa devre yapıyor. O zaman 3 volttan V'yi ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. 3 volttan V'yi çıkartırsam o zaman kan lambasının üzerinden geçen potansiyel fark kaç olacaktır? 2V olacaktır. Hemen VL'ye bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi VL'ye baktığım zaman artı eksi, dikkat edin değerli arkadaşlar, artı eksi, bir de artı eksi var. Bir 3 volt var, bir de 2 volt var. Bunlar düzgün bağlanmış. O zaman 3V 2V daha ne yapacaktır? 3V artı 2V daha ne yapacaktır? 5 volt yapacaktır. Hemen VM'ye bakalım. Sorumuz zor değil. Değerli arkadaşlar, M üzerinden geçen akım da ne olacaktır? Yani potansiyel akım diyorum. Potansiyel farkımız bu iki pilin gücüne eşit olacaktır. Bakıyorum ki değerli arkadaşlar eksi artı eksi artı bağlamış. O zaman bu da düzgün bağlamış. Yani artı eksi artı eksi bağlamış. Yani eğer ters bağlansaydı büyükten küçük çıkaracaktık. Yani büyük üreteceğin potansiyel farkından küçük olanı yapacaktık, çıkaracaktık. O zaman 2V daha ne yapacaktın? Düzgün bağlandığı için
3 volt yapacaktır potansiyel fark. M lambası üzerinden potansiyel fark 3 volt. L'nin üzerinden 5 volt. K'nın üzerinden de 2 volt geçiyor. Bunlar arasındaki ilişkiyi bizden istiyor. Peki değerli arkadaşlar, hemen bu notu da söylemek istiyorum. Burası çok çok önemli. Özdeş lambalarda parlaklık potansiyel farkı ile doğru orantılıdır. Zaten burada bize lambaların özdeş olduğunu söylemiş. Bir daha söylüyorum. Özdeş lambalarda parlaklık potansiyel fark ile doğru orantılıdır. Yani bunları çok çok iyi bilmemiz lazım. Yani parlaklık, potansiyel fark ne kadar çoksa parlaklık da o kadar ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Parlaklık demek güç demek. Güç de lambanın üzerinden geçen akıma eşit olacaktır. O zaman kıymetli arkadaşlar, VL büyüktür. Bu şekilde de hesaplayabiliriz. Sonuçta bunların potansiyel farkları ne olacaktır? Gücüne eşit olacaktır. Sonuçta üstünden geçen güç de akımlara eşit olacak kıymetli öğrenciler. O zaman VL büyüktür VM, o da büyüktür VK. O zaman ne diyeceğiz? IL büyüktür akımı IM, o da büyüktür IK olacaktır. Değerli arkadaşlar, bu şekilde ne yaptık? Sıraladık. İnşallah verimli olmuştur, anlaşılmıştır. Peki devam edelim. Peki 15. sorumuza bakalım. Yine güzel bir soru. İç direnci önemsiz özdeş üretici ve özdeş lambalarla oluşturan elektrik devresi şekil 1'deki konumdan ikinci konuma getiriliyor. Buna göre KLM lambalarının parlaklığı nasıl değişir? Başlangıçta bu şekilde birbirine bağlanmıştı. Sonra bunları değiştirmişler. Bu şekilde birbirine bağlamışlar kıymetli arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Tek tek hesaplayacağız. Şimdi biz diyelim ki şimdi burada bir formül yapmamız lazım. Bir mantık yürütmemiz lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, başlangıçta baktığımız zaman eğer bu pilin, yani şekil 2'ye bakın, üreticinin gücü V ise o zaman lambanın gücü de ne olacaktır? V olacaktır sonuçta. Çünkü niye? Paralel bağlandığı için. O zaman bu iki lamba da ne olacaktır? Sonuçta bu iki lambanın gücü de V'ye eşit olmak zorunda. O zaman K'nın V bölü 2 olacak. L'nin de V bölü 2 olacak. Peki başlangıca bakalım. Diyor ki başlangıçta diyor ki şekil 1'deki konumdan 2'ye getiriliyor. Şimdi biz şekil 1'i bir bulalım. Şekil 1'i bulduktan sonra 2'ye göre biz ne yapacağız? Yorum yapacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, şekil 1'i ben bu şekilde açmak istiyorum. Normal şartlarda bazı arkadaşlar belki anlamayabilirler. Şekil 1'i bu şekilde düzenleyeceğim. İnşallah daha iyi otursun. Maksat olay daha iyi anlaşılsın, iyi görülsün. Şimdi şeklimizi çizdiğimiz zaman kıymetli arkadaşlar, şekil 1'i çiziyorum. Burası şekil 1. Yani bu şekilde yaptım ki maksat olayı daha iyi görülsün. Şimdi K ile L birbirine nedir değerli arkadaşlar? Paraleldir. Şurada K lambası var. Burada da L lambası var. Peki dikkat ettiyseniz M lambası da pile seri olarak, yani bu K ile L, normal şartta da K ile L birbirine paralel. M ise bunlara seri bağlanmıştır. Yani biz burada ne yerleştireceğiz? M lambasını yerleştireceğiz. Normal şartta da şekil 1'deki devre bu şekildedir. Yani biraz daha iç içe yazılmış. Maksat hani kafa karıştırılıyor. Yani ben şekil 1'i bu şekilde ne yaptım? Bu şekilde çizdim. Bunu anlatmaya çalışıyor değerli arkadaşlar. Pilimiz de neredeydi? Pilimiz de şurada olsun. Artı, eksi. Şimdi bu şekilde yapalım. Pilden 2i akımı geçsin. Daha sonra değerli arkadaşlar, sonuçta L ile K birbirine paralel oldukları için o zaman kesinlikle burada geçen akımlar ne olacak? Eşit olacak. 2 2 ayrılacak. İ akımı geçecek. Sonra M'nin üstünden ne geçecek? 2i akımı geçecektir değerli arkadaşlar. Şimdi biz bu şekilde ne yapacağız? Tek tek hesaplayacağız dirençlerini.
Şimdi genel olarak baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bu devre üzerinden geçen bir akımı hesaplayalım. Şimdi formülümüz neydi? V eşittir I çarpı R. Normal şartlarda değerli arkadaşlar, V eşittir diyorum. Şimdi bunlar her biri özdeş lambda olduğu için bunlar her birinin direnci nedir? Aynıdır. Yani bunlar 3 tane lamba da özdeş oldukları için her birinin direncine ben ne diyeyim? R diyeyim. Özdeş lambalardır. Her birinin direncine R diyorum. O zaman toplamda sonuçta bunlar birbirine paralel olduğu için direnç ne olacak? R olacak. Bu da R olacak değerli arkadaşlar. Toplamda ne olacaktır? Toplamda bu devrenin genel direnci 2R olacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi formülü yazdığımız zaman genel olarak 2 burada devrenin genel akımı var. Bu ampul üstünden 2 akımı geçecek. L ile K da kesinlikle bunlar birbirine paralel oldukları için bunun üstünden de bir I akımı geçecek. Toplamda 3 I akımı geçecekti değerli arkadaşlar. 3 I çarpı R diyeceğiz. Peki biz burada I, R'yi yalnız bırakırsak değerli arkadaşlar V bölü 3 çıkacaktır. Şimdi tek tek bütün lambalara bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi VK'ya baktığımız zaman VK kime eşittir? I çarpı R. I çarpı R'ye eşittir. O da kime eşit olacak? V bölü 3 olacak. Zaten burada bulduk. Sonra VL'ye bakıyorum. Değerli arkadaşlar o da I çarpı R'dir. I çarpı R yaptığımız zaman o da kim olacak? V bölü 3 olacak. Bir de M'ye bakalım. VM. O da 2I çarpı R olacak. Buradan da I R yerine V bölü 3 yazdığımız zaman ne olacaktır? 2V bölü 3 bulacağız. Peki ilk başlangıçta devrenin genel potansiyel farkı buydu. Devrenin parlaklığı bu şekilde yanıyordu. İkinci şekle tekrar bakalım. KV bölü 2 olmuş. LV bölü 2 olmuş. MV olmuş. Şimdi değerli arkadaşlar, normal şartlarda başlangıçta K ne kadardı? V bölü 3'tü. Sonra biz şekil 2 gibi yerleştirdik. K'yı biz kaç bulduk potansiyel farkını? V bölü 2 bulduk. Sonra L'ye bakalım. O da V bölü 2. O zaman K ile L'nin başlangıca göre ampul parlaklığı ne olmuştur? Artmıştır. Sonra M'ye bakalım. M normal şartlarda 2V bölü 3'tü. 0 küsür yapıyor. O zaman M başlangıca göre yine ne olmuştur? Potansiyel farkı arttığına göre lambanın parlaklığı da ne olacaktır? Artacaktır. O zaman tekrar bunu genel olarak düşünebiliriz. Bütün lambaların parlaklığı şekil 1'den şekil 2'ye geçtiği zaman kesinlikle ne olmuştur kıymetli öğrenciler? Artmıştır. Yani K da artmıştır, L de artmıştır, M de artmıştır. İlk şekle göre. Yani bu soruyu da bu şekilde ne yapacağız? Kıymetli arkadaşlar bu şekilde yorumlayacağız. İnşallah anlaşılmıştır. Peki 16. sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Özdeş yine lambalar yine özdeş. Üretici ve özdeş KLM lambalarıyla oluşturulan şekildeki elektrik devresinden lambaların ışık şiddetleri verilmiş. Buna göre lambaların ışık şiddetleri arasındaki ilişkiyi bizden istemiş. Piller yine özdeş. Lambalar yine özdeş. Ve bizden bu lambaların üzerinden geçen akımı istemiş. Şimdi biz en başta bir şey söyledik. Dedik ki lamba parlaklığı akım ile nedir? Doğru orantılıdır. Yani lambanın gücüyle doğru orantılıdır. Güç demek parlaklık demek, parlaklık demek akım demek. Yani eğer lamba çok parlak yanıyorsa o zaman diyeceğiz ki gücü de daha fazla. Bu güç sonuçta kimle doğru orantılı olacaktır? Lambanın üstünden geçen akımla doğru orantılı olacaktır. Yani lamba parlaklığı akım ile kesinlikle doğru orantılıdır. Değerli arkadaşlar işte bu şekilde düşüneceğiz. Şimdi tek tek inceleyelim değerli arkadaşlar. Şimdi şekle baktığımız zaman L ile K birbirlerine paralel görünüyor. Ve buradaki iki üreteç de birbirlerine kıymetli arkadaşlar yine ne olmuş? Paralel bir şekilde bağlanmış. O zaman bu iki üreteçten I akımı geçerse o zaman kesinlikle K'nın üstünden de I akım geçecek. L'nin üstünden de I akım geçecektir. O zaman bu ana kolda ne olacaktır? Toplam 2 akımı geçecektir. O zaman kesinlikle akımlar güçle doğru orantılı için, parlaklıkla doğru orantılı olduğu için
O zaman K ile L'nin parlaklığı ne olacak kıymetli öğrenciler? Birbirine eşit olmak zorunda. Ama M'nin üstünden 2 akımı geçeceği için M'nin parlaklığı hepsinden ne olacaktır? Büyük olacaktır. O zaman diyebiliriz ki M üstünden geçen akım daha fazla, parlaklık daha fazla olacaktır. L ile K'nın üstünden İ akımı geçecektir. Bunların parlaklığı da birbirine eşit olmak zorundadır. O zaman İ ile eşittir. Değerli arkadaşlar, İK diyeceğiz. Yani M'nin akımı L ile K'dan büyüktür. L ile K'nın akımı ise birbirine eşittir. Bu şekilde ne yapacağız? Çözeceğiz. Değerli arkadaşlar. Peki 17. sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Özdeş lambalarla oluşturulan şekildeki elektrik devresinde 100 wattlık 3 lamba 120 voltluk üreticinin ucuna bağlamıştır. Buna göre ampermetrede okunan akım kaç amperdir? Yine kaliteli güzel bir sorumuz. Şimdi bu lambalar özdeştir. Bunlar her biri 100 wattlıktır. Ve şehir bir elektriğine, yani şehir elektriği demeyelim, 120 voltluk bir potansiyel farka, yani üretece bağlanmıştır. Bizden ampermetre üstünden geçen akımı istiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, soruya baktığımız zaman tek tek ne yapacağız? Tek tek düşüneceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, bu şurada biz diyelim ki 2'yi geçsin. O zaman bu üreticinin potansiyel farkı 2V olsun. Direnci de R olsun. Burası da R olsun. Şurası da R olsun. Burada geçen akım İ olsun. Şuradan geçen akım İ olsun. Bu üreticinin her bir potansiyel farkı da V olsun. Buna birbirine paralel bağlandığı için potansiyel farkları ne olacak? V olacak. 2V daha ne yapacaktır? 3V yapacaktır. O zaman 3V eşittir. Kime eşit olacak? 120 volta eşit olacak. O zaman biz her bir V'yi, yani bir V'nin gücünü, potansiyel farkını kaç bulacağız? 40 volt bulacağız. Daha sonra kıymetli öğrenciler P eşittir güç formülünü yazalım. V çarpı I değil mi? Evet, bu şekilde de yazabiliriz. Sonuçta soruda en çok V I'yi verdikleri için istediğimizi kullanabiliriz. Daha sonra değerli arkadaşlar, gücü ne kadarmış? 100 watt. Şimdi biz burada bir ampulün gücünü bulacağız. Yani üstünden geçen ampere hesaplayacağız. 100 watt eşittir diyeceğiz. Voltajımız ne kadar? 40. Üstünden geçen akımı bilmiyorum, İ. O zaman İ burada ne çıkacak? Sıfırla sadeleşirse her tarafı 2'ye böldüğüm zaman akımı kaç bulacağız? 5 amper bölü 2 bulacağız. Demek ki ampermetre üstünden geçen akım kaç olacaktır? 5 bölü 2 olacaktır değerli arkadaşlar. Bu şekilde ne yapacağız? Hesaplayacağız. Ama değerli arkadaşlar, biz ne dedik? Biz burada en önemli bir noktayı kaçırdık. Burayı bir kırmızıyla göstermek istiyorum. Biz başlangıçta ne dedik? Dedik ki bu koldan 2'yi geçsin. Dikkat ettiniz mi? Biz normalde neyi bulduk? Biz İ'yi bulduk. O zaman 2İ yani dedi ki bu koldan 2'yi geçsin. Yani ampermetre şu an üstünden ne geçmiş? 2İ geçmiş. O zaman biz İ'yi kaç bulduk? 5 amper bölü 2. O zaman 2 çarpı 5 amper bölü 2 yazacağız. Yani İ yerine ne yazmamız lazım? 5 bölü 2 yazmamız lazım. 2 ile sadeleşecek. O zaman biz burada gerçek amperi kaç bulacağız? Değerli arkadaşlar, 5 amper bulacağız. Demek ki ampermetre üzerinden normal şartlarda dedik 2'yi geçecek. Biz 1i'yi bulduk. Yani i'yi 5 bölü 2 bulduk. Sonra i'yi yerine yazdığımız zaman o zaman bu ampermetrede okunan değer kaç olacaktır? 5 amper olacaktır. Değerli arkadaşlar, soru zor değildi. Sadece dikkat etmek gerekir. Yani eğer şıklar olsa hızlı bir şekilde 5 bölü 2 yazmayın. Çünkü biz bu koldan geçen akıma ne dedik? Kendimiz dedik ki 2 iyi olsun. Yani bu şekilde bir adlandırma yaptık. Biz sadece buradaki iyi bulduk. İyi geldik. Ana koldan geçen 2 iyinin yerine yazdığımız zaman ampermetrede okunan değeri ne bulduk? 5 amper bulduk kıymetli öğrenciler. Burası çok çok önemli. Lütfen dikkat edin. Peki son sorumuza bakalım. Dersimizi bitirelim değerli arkadaşlar. Yine burada çıkmış bir eski ÖSS sorumuz var değerli arkadaşlar. İç dirençleri önemsiz özdeş piller ile özdeş lambalar kullanılarak aynı maddeden yapılmış.
uzunlukları ve kesit alanları üzerinden belirtilmiş olan direnç telleriyle şekildeki gibi KLM lambalarının bulunduğu 3 farklı basit devre kuruluyor. Buna göre ışık veren KLM lambalarının parlaklığı üzerinden geçen akımla nasıl bir ilişki içerisindedir? Yani bizde akımlarının oranlarını istemiş kıymetli öğrenciler. Hangileri büyüktür? Şimdi biz en başta bundan önceki derslerimizde dedik. Dedik ki lamba özdeş olduğu için ne olacak? Devre akımıyla lamba parlaklığı ne olacak kıymetli öğrenciler? Doğru orantılı olacak. Burada özdeş piller ve özdeş lambalar kullanılmış. Bu lamba üzerinden geçen akımları istemişler. Sonuçta lambanın parlaklığı lambanın gücüyle doğru orantılı ve akımla ne olacaktır? Doğru orantılı olacaktır. Bir lambanın parlaklığı yüksekse diyeceğiz ki bu lambanın gücünü gösterir. Bu güç de neyi gösterir? Lamba üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır. Yani lambalar özdeş olduğu için devre akımı ile lambalar parlaklığı ne olacaktır? Doğru orantılı olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar K ile M'ye bakalım. Şimdi bu ikisi uzunluğu birbirine aynı, kesit alanları aynı. Bir de şekil 3'e bakalım. E daha ne yapacak? Toplamda 2E yapacak. Kesit alanı nedir? 2S. Kıymetli öğrenciler dikkat ettiyseniz K ile M, değerli arkadaşlar K ile M nedir? Birbirine yakındır. Peki L'ye bakalım. Şimdi kesit alanı S, kesit alanı S, kalınlık neyin uzunluk E. Şimdi biz dedik ki eğer kablonun kalınlığı artarsa direnç ne oluyordu? Azalıyordu. Ama kablonun kalınlığı kısalırsa, yani burada direnç 3 şeye bağlıydı. Bir cinsine, yani bir kablonun cinsine, sonra kesit alanına, bir de uzunluğuna bağlıydı. Yani uzunluk artarsa direnç artar. Kesit alanı küçülürse artar. Şimdi kıymetli öğrenciler, kesit alanı büyüdüğü zaman, uzunluk kısaldığı zaman direnç ne olacaktır? Azalacaktır. Şimdi 3'e baktığımız zaman M'nin parlaklığıyla K'nın parlaklığı ne olacak kıymetli öğrenciler? Birbirine yakın olacak. Çünkü dikkat ettiyseniz biz direnci nasıl hesaplıyorduk? R eşittir P çarpı E bölü kesit alanıyla hesaplıyorduk. Yani S kesit alanı. Şimdi bu şekilde düşündüğümüz zaman K ile M lambasının parlaklığı ne olacaktır? Aynı olacaktır. O zaman bunların parlaklığı ne olacaktır? Akımla doğru orantılı olacaktır. Ama L'ye baktığımız zaman kıymetli öğrenciler, kesit alanı çok küçük olduğu için direnç ne olacak? Daha yüksek, daha büyük çıkacaktır. O zaman diyeceğiz ki I akımı eşittir IM'ye, o da büyüktür IL diyeceğiz. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır değerli arkadaşlar? Baktığımız zaman M ile K'nın birbirine eşit olduğu ve L'den büyük olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Değerli arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bir direnç üstte, yani bir devre üzerinde eğer lambanın parlaklığını sizden istedikleri zaman üreticinin sonuçta gücüne bakacaksınız. Lambanın parlaklığına bakacaksınız. Lambanın parlaklığı üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır. Buralara lütfen çok çok dikkat edin. Değerli arkadaşlar dersimiz buraya kadar inşallah verimli olmuştur. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Kendinize